Merhaba arkadaşlar ee, yine ben şey, e, ekranın önünde e, yokum şu anda istiyoruz. eşim işte ve işte, e, bu videoyu da fazla e, bekletmek de istemedim e, açıkçası. Sizlerle de paylaşmak istedim çünkü çok fazla e, lütfen mutfak turu paylaşır mısın diye hem instagram DM'den hem de yorumların altına belirtiyorsunuz. Ben de hemen gecikmeden bu videoyu paylaşmak istedim. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şuraya Instagram adresimin şey Instagram adresimi bırakacağım. Umarım beğenirsiniz. Küçük ama yeterli bir mutfak. Elhamdülillah. Çok şükür diyorum. Yeterli bu bizim için iki kişiyiz zaten. Çok fazla misafirimiz de olmuyor. Şimdi geçelim mutfak turumuza. Geniş açıyla paylaşıyorum. Şöyle girdiğimizde direkt bir şöyle boydan aynalı bir mutfak kapısı karşılıyor. Açıkçası böyle bir kapıyı tercih eder miyim bilmiyorum. Çünkü mutfakta kapı olayını sevmiyorum. Hani sizler nasıl bilirsiniz bilmiyorum. Şöyle çekçekli bir mutfak kapısı olsa daha fonksiyonel olabilirdi ee, ama bu da güzel e, yeterli bir cam e, olabilir çocuklar açısından riskli olabileceğini düşünüyorum açıkçası hemen şöyle yeni geldiğinde burayı ev turunda görmediniz boş ev turunda yeni yaptırdık daha dün yaptırdık ve ben hemen yerleştirip sizlere videoyu çekmek istedim. Ee, Ev sahibimiz dolap yetersizliğinden kaynaklı söylediğimizde bize hemen rica ettik lütfen yapar mısınız ihtiyacımız var diye. Allah razı olsun hiç incitmedi hemen de yardımcı oldu. Ee, ondan da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, böyle ikili bir, bir dolap yaptırdık tezgahlı şu tezgahın devamı gibi mutfak tezgahlı yaptırdık mutfak dolabımız Evet birazcık büyük xx large modelini tercih ettik evlendiğimizde sadece e, hani küçük modelle değil ileride inşallah Allah nasip eder de geniş bir aile olursak büyük bir model e, buzdolabı tercih etmek istedim çift kapılı buzdolaplarını çok seviyorum ama hem fiyat olarak çok yüksekti hem de e, şu anlık kiracı Kiracıyız açıkçası bu dolabı sığdırabilirim ama onu sığdıramam diye korktuğum için böyle bir dolap tercih ettim. Biraz dışarıdan duruyor ama olsun yok da gözümüze batmıyor açıkçası. Ev sahibimiz de sırf kulpların kulplarımızın işte değmesin diye dolap şöyle açılmasında da hiçbir sıkıntı. Ee, yaşamıyorum elhamdülillah. Şöyle geldiğimizde hemen küçük tezgahta elektronik aletlerimi bulundurmak istedim açıkçası. Ee, çok da fonksiyonel oldu bizim için. Şöyle lambayı yakayım. Ee, direkt buraya elektronik aletlerimi koydum kahve kettle ee, ve Türk kahvesi makinamı Burada elektronik hani bir priz yok. Biz de buradan üçlü prizi çekip şurada üçlü prizi konumlandırıp ya da orada konumlandırıp e, bu şekilde kullanacağız. Artık bu bileğiz her bize. Çünkü normalde bizim mikrodalgamız yerde duruyordu. Hani hem hijyenik açısından iyi değildi hem de e, görünüş açısından da iyi değildi. Hemen bu dolabın üzerine şöyle açtığımızda buraya e, su bardaklarımı ve fincan takımlarımı koydum en üstte de borcamlarım ve saklama borcamlarım mevcut böyle fazla su bardağı almayın derim açıkçası her gün yeni bir bardak çeşitleri çıkıyor ve ben de dediğim gibi her gün yeni video her gün yeni bir bardak çeşidi çıkıyor ve onları ben de kullanırım kafasında hani çok az ve öz aldım çok fazla çeyizim yok. Gerçekten çeyiz düzerken fazla almamaya dikkat edin. Her geçen gün moda değişiyor. İşte çeşitler değişiyor. Bunlar yeterli. Şu an şunlardan çok memnun değilim. Çok uzun ve büyük duruyor. Ya da şunlardan. Kayınvalidemlerin bahçesi var. Oraya götüreceğim onları. Şunlardan çok memnunum. Bunlar da Mudo'nun böyle dereceli su bardakları. E açıkçası daha böyle daha kristalimsi bir bardak almayı düşünüyorum e burası böyle hemen aşağıya geldiğimizde aşağıda şöyle tencerelerim ve aşağıda da tavalarım mevcut burası dediğim gibi tüm her şeyimi kapladı e burası olmadığında normalde şu tezgahın altındaki dolaba koydum evet çok hijyenik değildi ama maalesef oraya koydum Şimdi buraya geldiğimizde hemen buradan yan tarafta geldiğimde şöyle bir elektronik ocak karşılıyor. Elektronik ocaktan memnun muyum? Şöyle ki elektronik ocağın ısısını ayarlamak zor. E, zor olduğu için de açıkçası e, birazcık zorluk çektim ilk başta. Çünkü normalde annemlerinki doğal gazlıydı. Yine eee ama doğal gazlıydı zorluk yaşadım ama şu anda kolaylığını yaşıyorum çünkü mesela tezgahım çok düşük küçük olduğu için şöyle bir durumda mesela burada bile doğrama yapabiliyorum. Hani üzerine tahtayı falan koyduğumda bana dümdüz bir tezgah oluşturdu açıkçası. Alanlarınız olursa lütfen öyle bir ortam böyle bir alanınız varsa cam Ocak tercih edebilirsiniz. Hemen şurada bir tane paşa bahçeden aldığım bu vazo. E, doğru söylüyorsun. Şimdi söyleyeceksiniz kesinlikle. O vazo'yu orada kullanılır mı? E, dediğim gibi şu anlık e, bir tane kaşıklık falan tam içime sinen bir model olmadığı için hemen böyle bir model tercih ettim. Ve şurada da şöyle tahta e, sunumluklarım var. Onlar da çok güzel böyle bir şey. E, Güzel bir şey ortaya çıkardı, şekil ortaya çıkardı. Burayı bu şekilde değerlendirmek istedim. Hemen şurada şu fikanın dediğim gibi bir önceki videomda 200 TL olan fikanın bu, bu camlarını üçlü camlarını Perotti'nin üçlü camlarını ben 120-130 TL'ye almıştım, internetten alın. Şunu da şöyle bir şey aldık ama bunun burasını ahşaba boyatmak istiyorum, verniklemek istiyorum. Daha şık olacağını düşünüyorum. Bunu da şu kahveme, kahveyi tuzu buna boşaltmıştım. Ee, bunu da kullanıp artık e, tuzluktan kullanmak istiyorum. Hemen şöyle üst tarafı açtığımızda şurada e, Moodle konseptten aldığım yemek takımım var. Ve hemen üzerinde de annemin çeyizinden kalma ve benim çok beğendiğim makarna e, spagetti tabaklarım var. Ee, bunlar çok memnunum onlar çok seviyorum İyi ki de annem bırakmış hemen üst tarafa da daha ne koyacağımı bilemiyorum öyle bir tane borcam koydum Ta tabi borcamlarım oradaydı hepsini bir yere koymak isterim ama sığmadı dediğim gibi dolap sıklığım sıkıntım var benim mesela burada e, böyle bir aspiratörün e, aspiratör yeri var ben olsam burada hani bir ee, evi çizen mimar olmuş olsaydım açıkçası ince bir aspiratör tercih ederdim ya da hani tercih ettin bu şekilde kapatmazdım dolap sıkıntılığım ortaya çıktı açıkçası burada ee, ben de buralara şeyleri için etlerimi koydum hemen arkada mikserim var böyle kah çay e kutum var Şöyle üst tarafı bitireyim ondan sonra alt tarafa geçelim. Hemen burada camlı bir e, şeyim var böyle dolabım var. Açıkçası cam olması iyi mi kötü mü bilemedim ama e, yine de güzel idare eder elhamdülillah. <laughs> Hemen şu altta e, şöyle bir tane düz klasik bir yemek takımım var. Göstermiştim bunları. Şunlar porlantlarım var. Ve şöyle... E, Madame Coco'dan aldığım kahvaltılıklarım. Burada Eleysia setlerim var. Eleysia'nın çay bardaklarını da aldım. Çay bardak altlarını da aldım. Ama işte dediğim gibi hepsini açmak istemediğim için belki taşınabiliriz bilemiyorum. Allah belki ev nasip eder ya da başka bir durum olur. O yüzden hiçbirini açmak istemedim. Bunlar yeterli oluyor açıkçası. Şu bardakları da çok seviyorum. Bunlar da kayınbabamlar böyle büyük bardakta çay içiyorlar. Hemen onların evinden iki tane aldım. Çünkü onların evinde çok fazla var. Dedim iki tane verin. Hani bizim evimize geldiğinizde siz de içersiniz. Normalde biz eşimle böyle bir bardakta çay içmiyoruz. Normal Türk çay bardağında çay bardağında içiyoruz. Hemen burada üst tarafta e, saklama kaplarımı koydum. Çok fazla saklama kabım yok. Eksiğim bu olabilir. E, çok fazla saklama kabım yok. Eksiğim bu olabilir. Çeyizinize saklama kabı almanızı öneririm açıkçası. Çünkü buzdolabına da koyuyorsunuz. içine kuru yemiş de koyuyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Böyle burayı da bu şekilde değerlendirdim. Hemen bu tezgahın üzerine geçtiğimde ee, şey Joseph Joseph'in mi? Evet Joseph Joseph'in e, Beyza'cım bizi izliyor. E, eşimin kuzeni çok seviyorum onu da. Ondan rica ettim ve o getirdi bunu da. Hemen onu buraya koydum ki daha kolay oluyor benim açımdan. Şurada da şu cam şeylerden aldım. Altında tahta vardı ama çok fazla nem neme maruz kaldığı için çatladı. Oraya bir tane mermer bir stand almayı düşünüyorum açıkçası. Az olunca tezgahım hemen bunun altına da şöyle ee, bir kaşıklık kaşıkların üzerinde durmasını istemedim böyle e, kaşıklarımı bunun içine koydum hemen burada da şey var mikrodalga fırınım var mikrodalga fırınımın hemen şurada bir tane üçlü bir şurada bir priz var bulaşık makinesinin prizi bunu buradan çıkartmadan da kullanabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Ama yine de bilemiyorum hijyenik açısından beni birazcık tedirgin ediyor. Hani sizin de fikirlerinizi alabilirim. Tezgahın üzerine koymak istemiyorum çünkü çok büyük yer kaplıyor. Bence bu yeterli olur. Ee, biz eve geldiğimizde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hariç, e, bulaşık makinesi, buzdolabı hariç her şey mevcuttu. Ee, o yönden bir şanslılığımız var. Biz Siemens'ten aldığımızda burada enkastra fırın yoktu ve ev sahibimiz onu da siz alın kiradan düşün demişti. Biz de yine Siemens'ten alalım mı dedik. Evet Siemens'ten alın dedi en iyisi olsun dedi. En son çıkan modeli çok memnunum açıkçası bu modelden de. Hemen aşağı dolapta şöyle gösterdiğimde aşağı dolapta böyle ıvır zıvırların olduğu Amerikan servislerin bulunduğu bir yer var. Şu dolabın şu dolaba gelecek olursak da çekmecelerimize burada böyle kaşıklıklarım mevcut e, açıkçası e, yeterli geliyor elhamdülillah ama bir de bu e, gold çatal bıçak takımı istiyorum e, onu hep istiyordum ama bir türlü şey yapamıyordum cesaret edemiyordum acaba kötü olur mu olmaz mı diye onlardan bir, bir takım alacağım çok büyük değil 6 kişilik alacağım belki sadece şöyle 3 tane bir şey olabilir bu yeterli olur 18 parça hemen burada böyle kahvaltı takımların mevcut şu cam tabaklara çok çok beğeniyorum her şeye uyuyor sizleri de alın aldırın derim bunlar e, ahşaplarla çok güzel uyum adam koko'da yüzde 50 artı yüzde 20 indirim vardı e, bir daha olur muhtemelen sizlerde değerlendirin derim e bunlar da Madame Coco'nun sufle kapları. Mavisinde almıştım. Ama e, Ankara'dakiler bilir. Gimsada aynı ürün 5 liraydı, 5.90'dı. Bence eğer Ankara'da yaşıyorsanız ya da pazarlarda yaşıyorsanız oradan alabilirsiniz. Açıkçası öyle bir durum olmuş olduğunu bilseydim oradan alırdım. Burada böyle saklama kaplarım var. Saklama kabım ve karıştırma kaplarım, nihalelerim, sürahilerim hepsi burada mevcut. Hemen şöyle geldiğimizde şöyle perdemizi bu şekilde tercih ettik. Güneşlik almamız aslında hiç gerek yokmuştu önümüzde hiçbir şekilde şey yok. Bir apartman ya da bizi saklaması gereken bir durum yok ki ve ben çok yüksekte oturuyorum. 20 üstü katlar 20 ve üstü dairede oturuyorum. Tam daire hani katımı söylemek de istemiyorum açıkçası. O yüzden e, keşke almasaydım diyorum ama oldu artık. E, güneş geldiğinde kapatıyoruz. Bu şekilde de değerlendirmek için sürekli cömperdeyi aç kapa aç kapa değil de hani böyle de yapmak istemedim. Mutfağı sporlaştırmak istedim açıkçası. Hemen şu kapıda gördüğünüz çiçekleri kayınbabam bana hediye getirdi. Her geldiğinde bir çiçek getir Allah razı olsun ondan Çok seviyorum çiçekleri. Buraya e, çiçek ölür mü demeyin. Çünkü hiçbir şekilde... E, bu şeyi yakmıyoruz, kaloriferi yakmıyoruz. Yakmadığımız için de çiçekler canlı kalıyor. Burada böyle çok şık eşimin hediyesi bir çiçek vardı. Canlı çiçek getirmişti bana bir gün işten gelirken. Burada da hemen şöyle normal bir saksı. Şu saksıları Amazon'dan aldım 50 TL'ye. Çok da beğeniyorum. Bu çiçeğimin bir tane daha dalı vardı kırıldı saksıyı değiştirirken ama inşallah tekrardan açacak filizleniyor eminim buna burada da e, normal düz dikdörtgen masa tercih etmek yerine yuvarlak masa tercih ettim ve e, daha böyle e, aslında artık o şeyden çıkmak istedim dikdörtgen masa olayından çıkmak istedim. Bunları çok pahalıydı bu masalar. 15.000 TL civarındaydı. Biz de e, siteler, Ankara sitelerde bunların ham madde yapan yerine gittik. Ve ben oradan seçtim. Sadece üzerine vernik attırdım. Sizlere de, ter, sizlere de öneririm. Böyle bu şekilde vernik atıp e, şey yapabilirsiniz. E, kullanabilirsiniz. Çok da uygun. Yarı fiyatına mal ettim ben bu ürünleri. E şimdi hatta şey yapmıştı. Ya maşallah hani. Ben aklıma gelmedi demiştim. Ee, şöyle burası da bu şekilde bize çok fazlasıyla yine söylüyorum yetiyor elhamdülillah. İlk etapta böyle büyük bir e, masa ya da sandalye tercih etmedim. İleriki dönemde hatta kayınvalidem bunları çok beğendiği için işte kayınvalidemlerin bahçesine ev yaptırma süreçleri var. Ev yaptırma süreci olduğu için dedi ki hani eğer ileride de de şey yapmazsan bunları bana ver. O bahçeyi alalım yine ben size düzgün bir şey alabilirim istediğiniz bir şey. Ama yine de çok seviyorum <laughs> vermek istemiyorum ona da alırız bundan. Buraya da bu şekilde kokina tarzı e, yapay çiçekler bulundurdum. Şunu... E Ikea'dan almıştım. Bunlar da Ikea'nın. Böyle e, yapmak istedim. Açıkça şu ortadaki e, Amerikan servislerin yerine daha farklı bir şey almak istiyorum. Ama ne alacağımı he, şu an bilmiyorum. Halımız da Halıyı da halı seçerken biraz zorlandım açıkçası. Bu halıyı da Madame Coco'dan aldım. Çok da uygundu fiyatı. 600 TL mi 800 TL gibi bir rakama aldım. Yine olsa yine bu halıyı alırım. E, Madame Coco'daki halıları da tercih edin. Çok ince bir halı. E, ve şey yapmıyor en azından toz bırakmıyor. Onu da söyleyeyim size. Tüm halılarım toz bıraktı ama bu bırakmadı. E, ve şurada da şöyle küçük bir led e, aynı lamba tercih ettik. Açıkçası buraya çok farklı şeyler de tercih edebilirdim ama düğün sürecinde o kadar çok bunaldığımız bunaldık ki artık aynalar, tek lambalar tek bir güne denk geldi ve hemen aldım ama çok da memnunum. İyi ki bu lambayı almışım. Çok güzel ışıtıyor. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim.